Sayın Divan, derneğimizin çok değerli genel başkanı, genel merkez yöneticileri, geçmiş dönem başkanları, şube başkanları, şube yöneticileri, türbomumuzun saygıdeğer genel başkanı, geçmiş dönem genel başkanım, türmop yöneticilerim, başta Yalova, Çorlu, Tekirdağ olmak üzere çok değerli oda başkanlarım, odalarımızın çok değerli kurul üyeleri, değerli basın, bugün burayı anlamlı hale getiren derneğimizin çok değerli genel kurul üyeleri, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii bugün baba ocağımızın genel kurulunu yapıyoruz. Hepimiz bu ocaktan geliyoruz. Şöyle bir baktım, gerek geçmiş dönemde odamızın kurullarında görev alan, bugün de görev yapan tüm arkadaşlarımızın hepsi derneğimizin üyeleri. Dernek üyesi olmayan, benim bildiğim kadarıyla odalarımızda görev yapan kimse yok. Bu anlamda da benim için ayrı bir mutluluk. Baba Ocağı'nın genel kurulunu evladın mekanında yapmak ayrı bir mutluluk. Bu kapının tüm şubelerimize, genel merkezimize, bundan sonraki derneğimizin tüm etkinliklerine, imkanlarımız ölçüsünde bu kapının sürekli açık olacağını ifade etmek istiyorum. Çok teknik konulara girmeyeceğim. Protokol bölümünde konuşuyoruz. Sadece mesleğin sorunlarıyla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. Yeni bir döneme giriyoruz. Belki ağırlıklı olarak yaptığımız işleri, 20-30 yıldır yaptığımız işleri bir kenara bırakacağız. Sadece şunu ifade edeyim. 3-4 seneye kadar fatura fiş girmenin kalkacağı bir döneme giriyoruz. Yani istesek de istemesek de temel işimiz defter tutma ve beyanname gönderme işi tamamen kalkmasa bile hayatımızdaki önemini kaybedecek. Kısacası gelecek sürece hazırlıklı olmamız, şu hazırlık dönemini iyi geçirmemiz, bir taraftan hazır işlerimize sahip çıkarken yaptığımız tüm işleri geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Teknoloji geliyor, tehditleri de var, fırsatları da var. Ama görünen o ki, odaların faaliyetleri, derneklerimizin faaliyetleri ne kadar olursa olsun, bu ülkede özellikle meslektaşlar arasında her zamankinden daha fazla sevgiye, saygıya, dayanışmaya ihtiyacımız olacak. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı sağlayamadığımız müddetçe sorunlarımızın çözümünde sıkıntı çekmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. İşte bu anlamda sevginin, saygının, dayanışmanın hayata geçirileceği yerlerin başında derneklerimiz geliyor. Çünkü derneklerimiz gönüllü örgütlenmeler, sivil toplum örgütleri. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Kendi konjonktürü içinde şubelerimizin genel kurullarını yaptık. Dernek genel merkezimizin genel kurulunu yapıyoruz. Ben şubelerde seçilen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Bir teşekkürüm de dernek genel merkezine, ağırlıklı olarak iki dönemdir görev yapıyorlar. Takip ediyorum, faaliyet raporlarında da göreceksiniz. Gerek iletişimde, şubelere zaman ayırmada bakıyorsunuz bir ay Zonguldak Ereğlisi'ndeler, Antep'teler, Adana'dalar, İzmir'deler, Yalova'dalar, Trakya şubelerindeler, Türkiye'nin her tarafında, ama diğer taraftan bakıyorsunuz 1 Mayıs'ı Soma'da kutluyorlar. Çok önemli. Her 2 veya 3 cumartesi annelerinin Taksim'deki etkinliğinde ben Sayın
genel başkanı görüyorum. Bunlar bizim için çok önemlidir değerli arkadaşlar. Çok önemlidir. Sadece mesleki olarak, dernek olarak değil, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin içinde de görev aldılar. Ben kendilerine yaptıkları görevlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, ülke açısından da çok hassas bir dönem geçiriyoruz. Her gün biraz daha fazla sıkıntıya giriyoruz. Bu anlamda da söyleyeceğim şudur. Derneklerin seçimleri mutlaka çok önemlidir. Odaların seçimleri mutlaka çok önemlidir. Burada seçimlere gireceğiz. Ama asıl olan ülkeyle ilgili seçimlerdir. Hiçbirimizin 31 Mart'ta yapılacak yerel yönetim seçimlerini unutmaması gerekiyor. Dolayısıyla da hepimizin, bu salonda olanların tamamı hiç tartışmasız Cumhuriyet'ten, demokrasiden yana arkadaşlarımız. Cumhuriyet'ten, demokrasiden yana olan arkadaşlarımızın 31 Mart seçimlerine giderken mutlaka aynı çizgide buluşmaları gerekiyor. Buna hepimizin her zamankinden fazla, daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Umuyorum ki Dernek Genel Merkezi'nin bu seçimi de bu sürece iğme kazandıran bir seçim olur. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Oda başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi genel kurulumuza gelen bazı kutlama mesajları var. Bu arada ara ara onları size aktarmak istiyoruz.